Karşılaşma az sonra başlayacak değerli izleyenler. Dünya 8 Mart Kadınlar Günü için Fenerbahçe futbol takımımızla kadın futbol takımımız bu özel organizasyonda bir gösteri maçında karşı karşıya geliyorlar. Ve turuncu takımla yeşil takım oyun alanındaki yerlerini aldılar. Maçın başlamasını bekliyoruz. Turuncu takımda kimler var hemen aktaralım sizlere. Kaleye Berke geliyor. Jessica Lynch Armıklı ve Burak Kapacak var. Savunmada Beyza Nur ve Nazım savunmada oynayacaklar önlerinde. Jose Ernesto Sosa kadın futbol takımımızın kaptanı Fatma Kara Şahinbaş ve Erin Yeni orta alanda. Pelkas ve Mesut ve Berisha da İleride oynuyor. Bu 11'le mücadeleye başladı turuncu takım. Yeşil takımın kalesinde Zuhal var. İşte Zuhal topla buluştu. Nina Paho ve Marcel Tisserand. Hemen onun önünde oynuyorlar. Merve ve Çağatay savunmada sağ ve solda görev yapıyor. Mariana Yaleka, Arda Güler, Zeynep Ülkü, Ozan, İrfan Can Kahveci ve Zanete Coleman da yeşil takımın forvet bölgesinde görev yapıyor. Arda Güler. Ülkü. Sol tarafta Çağatay gösterdi kendini. Çağatay. Yaleka arada Ozan Çağatay paslaşması. Çağatay. Ülkü. Şimdi Nina. Nina Baho sağ tarafa doğru iyi bir top gönderdi. Yeşil takım İrfan Can'la geliyor. İrfan Can. Bir ters çalım attı. İrfan Can ceza sahasına girdi. Yaleka kendini gösterdi. Savunmada Nazım var. Ters kademeyi yaptı Nazım. Yeşil takım şu anda ablukayı almış durumda. Turuncu takımı gerçekten çok özel bir an yaşıyoruz. Samandıra Can Bartu tesislerinde. Jessica Çarmıklı araya girdi. Hücum başlattı. Sağ kanatta Berisha'nın önüne doğru bırakmak istedi ama Mesut'un önüne gelmedi top. Berisha ve Mesut turuncu takımın hücum hattında. Sol tarafta Pelkas var. Gerçekten etkili bir hücum attı ama şu ana kadar hücum şansı vermedi yeşil takım. Bu özel karşılaşma. Bakalım İlk golü kim bulacak? İyi bir ara pası. Arda Güler Zaneta'yı düşündü ama Berke kalesinden çıktı. Berke pasını bıraktı. Sosa'ya. Pelkas. Şimdi Jessica. Rakip yarı alana geçecekti. Vazgeçti. Geriye döndü. Şimdi pas. Pelkas. Bir güzel çalım attı Pelkas. Şimdi topu çekti. Solda boşluk var. Pas verecek bir arkadaşını aradı. Geriye döndü. Erin yeniden Jessica'ya. Sosa. Önünü alamadı Mesut. Arda Güler. Sağ kanatta şimdi İrfan. Orta geldi. Zaneta'ya gelmiyor. Jessica karşıladı. Zeynep Ülkü. Sağ kanatta Merve. Hücuma katılmıştı. Şimdi Arda. Orta alanda kısa paslaşmalar. Tekrar Arda Güler aldı. Arda çok kalabalık önü. Arda sakladı topu. İrfan Can ceza sahasında iki oyuncu var. Yerden pası Jessica bırakmıyor. Ozan Tufan, Çağatay. Atak yönü sol kanat. Yeşil takım hücumda. Şu ana kadar yeşil takımın topa daha fazla sahip olduğunu görüyoruz. Nina Baho geriye döndü. Marcel Tisserand. Merve. Arda aldı topu. Arda Güler. Genç yıldızımız topu kaybetti. Erin Yeni şimdi araya giriyor. Ozan'dan çaldı topu. Zaneta da var orada ama Fatma savunmasına döndü. Jessica'ya. Jessica kalesine döndü Berke'ye. Berke topla çıkıyor şimdi.
Sol çizgiye döndü Berke. Mesut'a gelmedi top. Şimdi Mesut. Geriye döndü Berke. Eren Yeniye gelmiyor. Pas arasını Arda Güler yaptı. Şimdi Ozan yerden pası. Zaneta Coleman. Zaneta destek bekledi. Önünü boşaltamadı. Sağ kanattan destek var. O pas iyi yere. Oyunda tuttu topu şimdi. Merve geriye oynadı. Arda. Zaneta gelişini vurdu. Jessica'dan döndü. Oyun devam ediyor. El oynama beklentisi. Fatma. Şimdi Nazım'a. Nazım. Mesut. Jessica. Sosa pasta çıktı şimdi. Turuncu takım sağ kanatta. Fatma topla buluştu. Fatma Berisha kendini gösterdi. Berisha'ya attı topu. Berisha. Nina Bao karşısında. Mergin Berisha. Ters tarafa doğru iyi bir top. Ceza sahasında Pelkas aldı. Pelkas. Bir plase kalecide kalıyor Zuhal. Pelkas plaseledi. Zuhal'de kaldı top. İlk büyük tehlike turuncu takımdan geliyor. Bir anda Berisha'nın ters tarafa attığı pasta Pelkas. Etkili bir pozisyon buldu ama istediği şutu atamadı. Şimdi Eren Yeni. Oyuna genişlik kazandırdı turuncu takım ama savunma bir tehlike var şimdi. Turuncu takım tehlikeli geliyor. Son anda savunma araya girdi. Bu pozisyondan sonuç alamadı turuncu takımı şu ana kadar. Etkili ataklar gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Merve. İrfan Can. Kanat yönünü değiştirdi İrfan Can. Şimdi Zaneta Coleman. Kadın futbol takımımızın kadrosuna katıldıktan sonra gerçekten çok önemli katkı verdi kısa zaman içerisinde. Ters tarafa iyi top. Sağ kanatta İrfan Can. İyi kontrol. İrfan Can. Pelkas karşısında. Onun pası Merve. Kaleye baktı. Vurmadı. Yeniden İrfan Can'la oynadı. İrfan Can. Yerden iyi pas. Geçmedi. Son anda savunma. Burak Kapacak. Topu aldı. Burak Kapacak. Bir çalımda attı. Burak ilerliyor. Hakem oyunu durdurdu ve sanıyorum değişiklikler var. Her iki takımda da bu özel karşılaşmada, bu anlamlı mücadelede tabii herkesin forma giymesi istendiği için değişiklikler gerçekleşiyor. Evet, takım menajerimiz Jessica Lynch Armıklı da şu anda oyundan çıkıp yanıma doğru hareketlendi. Karşılaşmanın kalan bölümünde bu özel anları onunla birlikte sizlere aktaracağız. Evet, şu anda bizimle birlikte sevgili takım menajerimiz Jessica. Hoş geldin. Hoş buldum. Biraz nefes nefes kaldım. Evet evet, seni nefeslendirelim biraz, soluklandıralım. Çünkü temposu zaman zaman yükselen bir mücadele oluyor ama her şeyden önce bu organizasyonun tabii gerçekleşmesi, Dünya Kadınlar Günü'nde kadın futbol takımımızın burada Samandıra'da Cambartu Tesisleri'nde futbol A takımımızla bir özel maçta bir araya gelmesi çok anlamlı. Neler söylemek istersin? Valla çok güzel bir organizasyon. Bu yüzden biz de hepimize Fenerbahçe bir parçası olmakta çok gurur duyuyoruz. Onların bakış açısı, yani böyle HeForShe ve kadın eşitlik için bu çok anlamlı bir organizasyon bizim kadınlar. 8 Mart Kadınlar Günü'nde. Bütün kızlar da heyecanlı. Bizim erkek takım bize çok hoş bir şekilde bize karşıladı. Güzel bir futbol oynuyoruz. Çok güzel bir organizasyon. Evet, bu arada Nazım da geliyor turuncu takım. Orta ceza sahasında boşta kaldı. Pelkas vuracak mı? Pelkas önünü boşalttı. Vurmadı. Berisha'nın plesesi ve topağalarda. Karşılaşmada ilk gol turuncu takımdan geliyor. Mergin Berisha köşeye gönderdi topu ve turuncu takım başta 1-0 öne geçmeyi başardı. Aynı zamanda senin takımın da turuncu takım. Evet.
Çok güzel. Hep birlikte kadın ve erkek bir build-up oldu, bir hücum oldu. Gayet güzel bir sonuç aldık. Bakalım, bence bir yeşil takımda gayet güzel bir sonuçta gelecek. Yeniden başlıyoruz şimdi Santra'dan. Şimdi yarın bizim 17 yaşında bir tane oyuncu bu arada şimdi top pası verdi. Dilan Aslan. Bizim takım şimdi genç oyuncuyu bir çoğulda maçta görüyoruz şu anda. Yeniden Dilan Aslan. Ozan. Oo, savunma arkasında şimdi iyi top. Şimdi bizim Setinay kanattan içeride giriyor. Ağzım yanında. Setinay da takımımızın, kadın futbol takımımızın gerçekten çok iyi çıkış yapan, çok formda isimlerinden biri. Onu da tebrik ediyoruz. Arka arkaya galibiyetler kadın futbol takımımızdan, Beşiktaş derbisinde alınan galibiyet, zirveye doğru adım adım yaklaşan ilk sezonunda çok başarılısınız. Çok güzel işler yapıyorsunuz. Kadın futbol takımımızı da alkışlıyoruz, takdir ediyoruz, gurur duyuyoruz. Bütün takım adına size de çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim. Yani gerçekten yeniden şunu vurgulamam lazım. Yani Fenerbahçe bir parçası olmak da çok güzel bir his. Biz de gerçekten bir kadın futbolun farklı hissediyoruz. Kadın futbolun önem verdiği gerekirse bizim yönetim, bizim taraftarlar ve bizim erkek futbolcular da, bizim erkek hoca gayet güzel bir organizasyon. Evet, her zaman biz büyük bir aile olduğumuzu söylüyoruz ve bu ailenin parçaları bu özel anlamlı günde, Dünya Kadınlar Günü'nde bir gösteri maçında karşı karşıya geliyorlar değerli izleyenler. Turuncu takımın 1-0'lık üstünlüğü var. Şimdi İrfan Can sağ tarafa bıraktı. İyi bir destek hücuma. Şimdi yarın Maut çıktı. Top içeride kaldı. Şimdi dönüyoruz. Çıkmadı. Yeniden kalaya tak. Yaren geriye dönmek istedi. Fatma bizim kaptanımız şimdi yataktı. Bir arıyor bir tane oyuncu. Ara pası gelir mi? Geçmedi. Nina var karşısında. Tekrar Fatma. Offside'da kalmıştı bir işi. Ottar tarafa döndü. Orada Mesut Özil var. Mesut karşısında Çağatay vardı. Geriye döndü. Mergin Berişa. Tam maçtaki tek gol atan isim. Tekrar Mesut. Onun pası. Sosa ortası. Ceza sahası. Fatma. Açtı top onu. Pelkas hemen yanında. Fatma'dan Pelkas'a. Pelkas. Bir verkaç düşündü ama... Neslihan Baska, şimdi yeşil takım. Yeniden yarın. İrfan Can'la çıkıyor yeşil takım. Çalımlar. İrfan Can'dan, ters taraftan Setenay'ın koşusu var. İrfan Can getirdi topu. Şimdi arabasını bıraktı ceza sahası. Tehlike olabilir ama. Savunma dikkatli. Göksu. Göksu bırakmadı. İki takımıza da. Ve bu arada... Karşılaşma tamamlanıyor değerli izleyenler. Ve maçımız sonlandırdı. Çok güzel bir organizasyon. 1-0 turuncu takım. Ama kazanan Fenerbahçe. Ve şimdi bu özel an, bu özel dakikalar bir fotoğraf karesiyle ölümsüzleşecek değerli izleyenler. Fenerbahçe Spor Kulübü yine bir ilkeye imza atıyor. Bir geleneğin ilk adımları atılıyor bugün belki de ve... Samandır Acan Bartu tesislerinde Fenerbahçe futbol takımımızla, kadın futbol takımımızın karşı karşıya geldiği bu özel maçın, bu gösteri maçının ardından bir fotoğraf karesi tarihe geçen bir an ve sonrasında da çiçek takdimi kaptanımız, kadın futbol takımımızın kaptanı Fatma Karaşahin Başa. Futbol A takımımız kaptanı Mesut Özil çiçek takdim etti. Kadın erkek eşitliğini her ortamda, her platformda vurgulayan ve bununla ilgili tüm projelerin içinde yer alan Fenerbahçe Spor Kulübü bugün de, bu özel günde çok güzel düşünülmüş bir organizasyona ev sahipliği yapıyor, imza atıyor. Ve bu tarihi anları da, bu özel anları da biz de ekranlarınıza getirdik değerli izleyenler.